saat 13 gün ortasında yeni gelişmelerle karşınızdayız sayın seyirciler. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de törenlerle kutlanıyor. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 103. yılında ülke genelinde törenler yapılıyor. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde tören ve etkinliklerle kutlanıyor. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün bandırma vapuru ile Samsun'a çıkarak Kurtuluş Savaşı'nı başlatmasının 103. yılında başkent Lefkoşa başta olmak üzere ilçelerde törenler düzenlenecek. 19 Mayıs'ta törenler Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'nun saat 8'de BRT'de yapacağı konuşmayla başlayacak. Törende Anıtkabir'den gelen toprak, Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri tarafından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a takdim edilecek. Törende saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Ardından Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yapacak. Gün dolayısıyla Gazimağusa, Girne, Güzelyurt İskele, Lefke, Geçitkale, Akdoğan ve Mehmetçik'te de törenler yapılacak. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlama etkinlikleri çerçevesinde "Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz" ve "Atam Işığınla Spor Yapıyoruz" etkinlikleri düzenlendi. Atam ışığınla geleceğe sürüyoruz etkinliğine katılarak start veren Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ulu Önder Atatürk'ün gençlere armağan ettiği 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı'nda gençlerin gönüllerince eğlenerek hem spor yapmayı hem de geleceğe emin adımlarla ilerlemeyi başardığını söyledi. Etkinliğe katılan gençler de duygu ve düşüncelerini ifade etti. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde yapılan bisiklet turu Atam Işığınla Geleceğe Sürüyoruz adıyla gerçekleştiriliyor. Ve Eğitim Bakanı, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da az önce startını verdi bisiklet turunun. Tam ışığınla geleceğe sürüyoruz e, etkinliği ve bisiklet turu bu. E, Gençlerle de biz e, az önce röportaj yaptık. Gayet mutlular bu etkinlikten dolayı. E, neler söylemek istersiniz? Evet çok teşekkür ederim. E, 19 Mayıs etkinlikleri artık biliyorsunuz bir haftaya yayılmakta. ...dün e, girme kapısında Atatürk Büsü'nün önünde başlattığımız e, şölen haftamız... ...bugün bisikletle devam ediyor, bir başka bir yerde basketbolla devam ediyor. Bütün hafta boyunca bu tip etkinliklerimiz olacak. Bu şekildeki şölenlerimizle e, hem e, farkındalığı artırmak... ...hem katılımı sevgiyle, coşkuyla e, yapmak adına çok etkili olduğunu gözlemledik. Ve gençlerin sağlıklı bir bedene, sağlıklı bir zihne sahip olabilmeleri açısından her türlü sportif ve kültürel etkinlikleri sürdürmekteyiz. Adını öğrenebilir miyim? Can Arhan İlhan. Can bu bisiklet sürüşünü, bu turu niye yapıyorsunuz biliyor musun? Eğlenmek için. Başka? 19 Mayıs. 19 Mayıs deneyici aklına ne geliyor senin? Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve Kurtuluş Savaşı'nı başlatması. Adını alabilir miyiz? Merhabalar Dora. Dora. Ee, bu sürüş etkinliğini niye yapıyorsunuz biliyor musun? 19 Mayıs için yapılan bir etkinlik diye biliyorum. Yanlış hatırlamazsam. Evet. Peki 19 Mayıs deyince aklına neler geliyor? Gençlerin spor ve sağlık Atatürk'ün bize emanet ettiği gençlerin ve sporun ne kadar önemli olduğunu bir şey anlatma, anlattığı için diye düşünüyorum bunu. Ee, peki sen de Atatürk'ün izinden mi gidiyorsun geleceğe? Evet. Ne olmak istiyorsun? Ee, spor, yaşam ve sağlık alakalı bir üniversitede bitirmek istiyorum. Merhaba. Adını öğrenebilir miyim? Niyazi. Niyazi sen de bu bisiklet turuna katılıyorsun. Neden yapılıyor biliyor musun amacını? E, 19 Mayıs için. Peki bir de bu bisiklet turunun bir adı var. Onu biliyor musun? E, Yok. Atam ışığınla geleceğe sürüyoruz. Sen de Atatürk'ün ışığıyla mı geleceğe gidiyorsun? Evet. Peki ne olmak istiyorsun? Daha belli değil. Karar vermedin Karar vermedim. Geleceğime bağlı. Adını öğrenelim. Kayra Sinan Karayay. Kayra e, 19 Mayıs biliyorsun Gençlik ve Spor Bayramı. Neler aklına geliyor 19 Mayıs deyince? Atatürk'ün Samsun'a çıkışı ve e, gençlik spor bayramı. Peki e, bu etkinliğin bir adı var. Onu biliyor musun? Atam ışınla geleceğe sürüyoruz. Onun bize verdiği ışık sayesinde biz geleceği e, kendimize kuruyoruz. Evet. Peki sen ne olmak istersin? Doktor olmak istiyorum. Sana başarılar diliyorum. Teşekkürler. Seninle de konuşalım. Adını alalım. Besim. Besim, e, niye yapıyorsunuz bu etkinliği biliyor musun? Canım, e, 19 Mayıs için. 19 Mayıs için. 19 Mayıs denince senin aklına neler geliyor? Gençlik ve spor bayramı. Atatürk Atatürk'ün Samsun'a çıktığı tarih ve gençlere armağan etti bu bayramı. Evet, bayram. Sizlere armağan etti. Yani. E, siz de geleceğe yürüyorsunuz, atanın ışığında. Peki sen ne olmak istiyorsun büyüyünce? Pilot olmak isterim. 9 Mayıs deyince aklına neler geliyor? Gençlik, spor, etkinliğe. Eğlence. Kim, kim armağan etti gençlere bu 19 Mayıs'ı? Atatürk. Bu etkinliğin neden yapıldığını biliyor muyuz? Evet, 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı itiyor. 19 Mayıs'ı kim armağan etti gençlere? Atatürk. Peki bu etkinliğin bir de adı var biliyor musunuz? Hayır. Atam ışığınla geleceğe sürüyoruz. Ne düşünüyorsunuz? Neler söylemek istersiniz? Yani bu etkinlik bizim için bence çok güzel bir etkinliktir. Yani Atatürk'ü anmak için en güzel yollardan da birisi diyebilirim. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Atam Işığın'la Spor Yapıyoruz isimli 3x3 basketbol etkinliği de düzenlendi. Evet etkinlikler böyleydi. Devam edelim. Denizli Belediye Meclisi ile çevrim içi görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk halkı hep direndi. Verdiğimiz mücadele kutsal, kadim ve milli bir mücadeledir dedi. Gelecekte daha güçlü bir Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına da güç vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'de hak ve hukukun korunmasıyla Türk milletinin bölgede daha da güçleneceğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Denizli Belediye Meclisi ile çevirim içi görüşme gerçekleştirdi. Konuşmasında son iki yıldır verilen pandemi mücadelesine değinen Cumhurbaşkanı Tatar, ekonomik kriz ve Ukrayna-Rusya savaşının neden olduğu olumsuzlukların Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni de etkilediğini belirtti. Tatar, birlik ve beraberlik içerisinde anavatan Türkiye'nin de desteğiyle sıkıntılı günleri atlatmaya çalışıyoruz diye konuştu. Pandemi öncesi ekonomik yapıya ulaşarak refahı yakalama temenisinde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar, asırlardır Kıbrıs Türk halkının adada verdiği mücadeleye dikkat çekti. Kıbrıs Türk halkının Türkiye'nin kopmaz bir parçası olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Tatar, adada verilen mücadelenin bir Türklük mücadelesi olduğunu söyledi. Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin korunmasının milli çıkarlar bakımından önemine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisinin zihniyetinin değişmediğini ve gönüllerinde yatanın Kıbrıs Adası'nı Yunanistan'a bağlamak olduğunu anımsattı verilen mücadelede Kıbrıs Adası'nın iki ayrı halka ait olduğunu vurguladıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Cumhurbaşkanı seçilmesinin ardından Türkiye Cumhuriyeti'nin tam desteğiyle iki ayrı, egemen, eşit devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir antlaşma olabileceğini dünyaya duyurduklarını ve federal temelde taraflar arasında anlayış farkı bulunduğunu anlattı. Federal anlayışla Avrupa Birliği içerisinde zamanda Rum hakimiyetinin Kıbrıs Türklerine yayılacağını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Rum-Yunan ikilisi federal anlayışla uzun vadede Türkiye'ye garantörlük hakkının sonlandırılacağı, Türk askerinin adadan çekileceği bir durumla Avrupa Birliği içerisinde Kıbrıslı bir Yunan adasına çevirme hayallerini bize dayatmaya çalışıyorlar dedi. Biz hep direndik. Verdiğimiz mücadele kutsal, Kadim ve milli bir mücadeledir diyen Cumhurbaşkanı Tatar, birlik ve beraberliği korumanın önemini dile getirdi. Gelecekte daha güçlü Türkiye'nin Kıbrıs Türk halkına da güç vereceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, Doğu Akdeniz'de hak ve hukukun korunmasıyla Türk milletinin bölgede daha da güçleneceğini kaydetti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile karşılıklı işbirliğinin önemini de dile getirdi. Rum Dışişleri Bakanı Yannis Kasuridis'in açıklamalarını değerlendiren Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu bilinen Rum hadsizliğinin sergilenmeye devam edildiğini söyledi. Ertuğruloğlu kendilerini sözde Kıbrıs Cumhuriyeti sanan bu zavallıların Türkiye'ye dil uzatması ve Kıbrıs Türk'ünü hiçe saymaya devam etmesi asla kabul edilemez dedi. Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Dışişleri Bakanı Yannis Kasulidis'in Güney Kıbrıs'ta yayınlanan Tania Gazetesi'ne verdiği demeçle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Ertuğruloğlu, Kasulidis'in verdiği demeçle bilinen Rum hadsizliğini ve pişkinliğini sergilemeye devam ettiği çok net bir şekilde bir kez daha görülmüştür, dedi. Kendilerini sözde Kıbrıs Cumhuriyeti sanan bu zavallıların Türkiye'ye dil uzatması ve Kıbrıs Türk'ünü hiçe saymaya devam etmesi asla kabul edilemez diyen Dışişleri Bakanı, garantörlüğünü kötüye kullanan ve adada darbe gerçekleştiren Yunanistan dururken, anavatan Türkiye'yi garantörlük hakkını kötüye kullanmakla suçlamanın, hadsizliğin, pişkinliğin ve tarihi gerçekleri saptırma becerisinin en somut göstergesi olduğunu ifade etti. Ertuğruloğlu sözlerine şöyle devam etti. Bunlar yetmezmiş gibi İsrail Türkiye doğalgaz boru hattının Kıbrıs üzerinden geçmesine yönelik de Türkiye'ye ön koşul koyma gibi haddini aşan ve şımarıklığın ta kendisi olan tipik ve alışılagelmiş Rum mentalitesini bir kez daha sergilemiştir. Kıbrıs konusunda bir ön koşuldan bahsedilecekse bu Rum tarafının tüm anlaşmalara ve gerçeklere rağmen olmayan bir Kıbrıs ortaklığının temsilcisi olarak kabul edilmesi ve sözde Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınmasıdır. Bu ön koşul geçerli olduğu sürece bunun yanlışlığına ve haksızlığına işaret eden adımlarımızın ön koşul olarak algılanması asla kabul edilmeyecektir. Kasulidis'in Türk tarafının egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü temelindeki iki devlet odaklı Kıbrıs politikasının değişime tabi bir duruş olmadığını anlaması gerektiğini belirten Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, adanın geleceğini şekillendirecek politika ve duruş da budur ifadelerini kullandı. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu Bakanlar Kurulu için güven oylaması gündemiyle yarın öğleden sonra olağanüstü toplanacak. Ana muhalefet Cumhuriyet Türk Partisi oturma katılarak hayır oyu vereceğini açıklarken Halkın Partisi tutumuyla ilgili gün içerisinde açıklama yapacak. Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi hükümeti için güven oylaması yarın yapılacak. Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu saat 16.30'da Bakanlar Kurulu için güven oylaması gündemiyle olağanüstü toplanacak. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi oturuma katılarak hayır oyu vereceğini açıkladı. Halkın Partisi'nin tutumuyla ilgili gün içinde açıklama yapması bekleniyor. Bu arada Ulusal Birlik Partisi Gazi Mausa Milletvekili ve Grup Başkan Vekili Hakan Dinçürek yeni kurulan hükümetle ilgili Türk Ajansı Kıbrıs'a değerlendirme yaptı. Dinçürek, hükümet güven oylamasında 29 kabul oyu aldığı zaman Cumhurbaşkanı'nın tercihinin ne kadar doğru olduğu görülecek dedi. Hükümetin güven oyu alıp icraatlarına başlayacağını ifade eden Dinçürek, ülkenin ciddi sorunları olduğunu söyledi, bunlara odaklanmak gerektiğini anlattı. Dinç Yürek, hükümetin reformlar yapma hedefiyle kurulduğunu da dile getirdi. Ana Muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Milletvekilleri, Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi Koalisyonu Hükümeti'nin güven oylaması öncesinde eylem yaparak yaşananları protesto edeceklerini açıkladı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Meclis Grubu Başkan Vekili Erkut Şahali, Türk Ajansı Kıbrıs'a yaptığı açıklamada Yonca Kavşağı'nda başlayarak meclis önüne, oradan da Cumhurbaşkanlığına kadar yürüyüş ve eylem yapılacağını belirtti. Yürüyüşün Cumhuriyetçi Türk Partisi milletvekilleri düzeyinde yapılacağını aktaran Şahali, 15.30'da Kuğulu Park'ta Cumhuriyetçi Türk Partililerle eyleme destek vereceğini bildiren diğer parti ve örgütlerle buluşacaklarını, ardındansa meclis önünde eylem yapacaklarını kaydetti. Hükümet programıyla ilgili güven oylamasının yapılacağı esnada Cumhuriyetçi Türk Partili vekillerin meclis oturumuna katılarak hayır diyeceğini belirten Erkut Şahali ardından Cumhurbaşkanlığına da yürüyeceklerini duyurdu. Ulusal Birlik Partisi Girne Milletvekili Ünal Üstel Başbakanlığındaki Ulusal Birlik Partisi Demokrat Parti Yeniden Doğuş Partisi Hükümeti 12 Mayıs Perşembe günü kurulmuştu. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar tarafından atanan bakanlar kurulu listesi aynı gün akşam saatlerinde toplanan Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'na sunulmuş. Hükümet programı ise 13 Mayıs Cuma günü mecliste okunmuştu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yasal mevzuata göre hükümet programının Cumhuriyet Meclisi'nde okunmasından sonra güven oyuna başvurulur. Güven oyu için görüşmeler programının okunmasından iki tam gün geçtikten sonra başlar ve görüşmelerin bitiminden bir tam gün geçtikten sonra oylama yapılır. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkının uluslararası toplumla birlikte insanlık ve dünya için yapılabilecek her şeyi yapmak adına işbirliği istediğini söyledi. Gelecek nesillerin yaşanan kirlilik nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Tatar, bunun önüne geçilebilmesi için dünyada çevreyi ve doğal kaynakları korumak için ciddi bir duyarlılık bulunduğunu kaydetti. Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği 30. kuruluş yıl dönümünü Girne Üniversitesi'nde gerçekleştirilen resepsiyonla kutladı. Spot Yönetim Kurulu üyesi ve Girne Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor İlkay Salihoğlu, Kuzey Kıbrıs'ta deniz kaplumbağalarını ve çevreyi korumak amacıyla kurulan derneğin bilimin ışığında uluslararası birçok üniversite, dernek, çevre örgütü ve gönüllülerin katkılarıyla Uluslararası alanda tanınan, kabul gören, saygın bir konuma geldiğini dile getirdi. Spot Yönetim Kurulu Üyesi ve Exeter Üniversitesi Çevre Koruma Araştırmacısı Profesör Doktor Brandon Gatley de derneğin kuruluşundan bugüne birçok projeye imza atmaktan büyük bir onur duyduğunu belirtti. Derneğin uluslararası ve yerel gönüllülerin, kurum kuruluşlar ve üniversitelerin katkı ve destekleriyle bugünlere geldiğini dile getiren Gatley, emek koyan herkese teşekkür etti. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da Kuzey Kıbrıs Kaplumbağaları Koruma Derneği'nin 30. yılını kutlayarak derneğin çevre ve kaplumbağaların korunması konusunda yaptığı çalışmalarla önemli bir farkındalık yarattığını ifade etti. Ülkede çevre ve ülkeye ait her bir değerin korunması için sadece derneklerin, sivil toplum örgütleri, üniversiteler ve gönüllülerin çalışmalarının yeterli olmayacağını, toplumsal bir duyarlılığa ve çabaya ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Ataoğlu, bakanlık olarak ülkenin kültürel, çevresel zenginliklerini korumak ve bilinç yaratmak için çalıştıklarını kaydetti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatarsa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin uluslararası toplumla birlikte insanlık ve dünya için yapılabilecek her şeyi yapmak adına işbirliği istediğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti, kurum ve kuruluşlarıyla ve sivil toplum örgütleriyle ülkemizin güzelliklerini koruma Çevreyi temiz tutma ve denizlerimizde kaplumbağaların çoğalmasına yönelik yapılan çalışmaları kutluyorum. Hepinizi tebrik ediyorum. 30 yıldan beridir Uluslararası Camiyanın da de desteğiyle Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu duyarlılık ve hassasiyet ve dolayısıyla gelinen aşamada büyük bir başarının elde edildiğini görüyoruz. Onun için balıkçılarımız da dahil tüm çalışanlarımızı. Derneğe gönül veren fedakar insanlarımızı ve uluslararası camianın destekleri ve başta İngiltere'den gelen bu güzel öğrencileri de kutlamak istiyorum. Kendilerini bir kez daha burada görmekte mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Spot gönüllüsü yabancı uyruklu gençlere de hitap eden Tatar... Doğa, denizin doğası ve tarihiyle dünyanın incisi olduğunu belirterek Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Devleti'nin bu değerleri korumak için çalıştığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, gelecek nesillerin yaşanan kirlilik nedeniyle ciddi bir tehlikeyle karşı karşıya olduğuna da dikkat çekerken, dünyada çevreyi doğal kaynakları korumak için ciddi bir duyarlılık oluştuğunu ifade etti. Konuşmasında Güney Kıbrıs'a enerji konusunda işbirliği ve ortak bir enerji sistemi yaratmayı teklif ettiklerini Kıbrıs'ın Türkiye ve Avrupa kayla kaployla bağlantı kurulmasını teklif ettiklerini anımsatan Tatar, bu şekilde daha az petrol tüketerek çevrenin korunmasına ve gelecek nesillere daha güzel bir dünya bırakılmasına katkı sağlanabileceğini kaydetti. Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının ardından gönüllü çevre çalışmalarından dolayı Ed Drain ödülüne layık görülen Spot Yönetim Kurulu Başkanı ve kurucusu Kutlay Keço'ya ödülünü takdim etti. Gecede daha sonra spotun bu günlere gelmesine katkı koyanlara teşekkür plaketleri verildi ve 30. yıl dönüm pastası kesildi. Bugün Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu günü. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı gün dolayısıyla yayınladığı mesajda her eve fiber optik internet altyapısı götürmenin ve 4,5 5G'ye geçişle birlikte dijital dönüşümü sağlamanın başlıca hedefleri arasında olduğunu kaydetti. Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı yayınladığı mesajda internetle diğer bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımının toplumlar ve ekonomilere sağlayacağı fırsatların yanında Dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığı artırmayı amaçlayan Dünya Telekomünikasyon ve Bilgi Toplumu gününün dünyada olduğu gibi ülkede de kutlandığını belirtti. Araklı, bakanlık olarak bahsedilen dijital uçurumun kapanması konusunda farkındalığın artmasına katkıda bulunduklarını, aynı zamanda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile dünyanın geri kalanı arasında telekomünikasyon ve bilişim teknolojileri alanında var olan uçurumun kapanması için de var güçleriyle çalıştıklarını kaydetti. Bakan Arıklı bu çerçevede telekomünikasyon dairesini yeniden yapılandırmak, ülke geneline fiber fiberoptik altyapının döşenmesini sağlamak, her eve fiber optik internet altyapısı götürmek ve 4.5G 5G'ye geçişle birlikte dijital dönüşümü sağlamak başlıca hedeflerimiz arasındadır ifadelerini kullandı. Arıklı bu sürece Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Telekomünikasyon Dairesi yetkilileri ve çalışanlarının koyduğu katkının yatsınamaz olduğunu da belirtti. Mustafa Çelik Spor ve Aktivite Merkezi'nin projesi bugün basına tanıtıldı. Merkez Kıbrıs Türk Ortopedik Özürler Derneği'nin mevcut binasının üst katında yer alacak şekilde projelendirildi. Dernek Başkanı Günay Kibrit düzenlediği basit toplantısında projeyle ilgili bilgi vererek engelli bireylerin sosyalleşebileceği bir alan yaratma hedefinde olduklarını söyledi. Kibrit merkezde onursal başkan Mustafa Çelik'in isminin verilerek adının her zaman yaşatılacağını belirtti. Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit düzenlediği basın toplantısında onursal başkan Mustafa Çelik'in başlattığı spor salonu projesinin yeniden hayat bulacağını belirtti. Günay Kibrit daha önce pandemi hastanesinin bulunduğu alanda başlatılan ve karkası çıkmış olan kapalı spor salonunun pandemi nedeniyle duyulan ihtiyaçtan dolayı oraya yapmaktan vazgeçildiğini ve yerine hastanenin yapıldığını aktardı. Adanır Mimarlık Mühendislik tarafından projenin yeniden ele alınarak çizildiğini belirten Günay Kibrit, mevcut Ortopedik Özürlüler Derneği binasının üzerine Mustafa Çelik'in ismini taşıyacak olan spor ve aktivite merkezi yapılacağını söyledi. Ülkede 2000'e yakın bedensel engelli olduğuna işaret eden Kibrit, spor ve sanat bizim için inanılmaz motivasyon kaynağıdır dedi. Kapalı spor salonumuzun özellikle de bu kapalı spor salonumuzun bir an önce hem engelli arkadaşlarımızın aslında hem de diğer gençlerimizin hizmetine sunulacak olacak şekilde e, ilerleyerek e, vücut bulması bizler için, ekibim için, e, çalışanlarım için ve temsil ettiğim camia için çok çok önemlidir. Günay Kibrit'in konuşmasının ardından Mimar Çağla Kral ve Su Denktaş projeyle ilgili sunum gerçekleştirdi. bir <laughs> Gün ortası dış gelişmelerle devam ediyor sayın seyirciler. Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Rusya-Ukrayna Savaşı 83. gününe girerken bir yandan savaşın bitmesi için diplomatik çabalar devam ediyor. Bir yandan da Rus kuşatmasındaki bölgelerden tahliyeler sürüyor. Maripol'de Rus kuşatmasındaki Azovstal Çelik Fabrikası'ndan 53 ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerin tahliye edildiği duyuruldu. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı Marupol'de Rus kuşatmasındaki Azostal çelik fabrikasından 53'ü ağır yaralı olmak üzere toplam 264 askerinin tahliye edildiğini duyurdu. Açıklamada Azostal'da kalan askerleri kurtarmaya yönelik çalışmaların devam ettiği aktarıldı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski de video yoluyla halka hitabında Azostal'daki askerlerin çıkarılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Ülkesini ve insanlarını korumak için yine zor bir günün geçtiğine dikkati çeken Zelenski, Ukrayna ordusu istihbaratı, müzakere heyeti, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Kızıl Hac Örgütü sayesinde Azovstal'daki askerlerin hayatını kurtarabileceklerini umduğunu dile getirdi. Öte yandan Rus ordusu Ukraynalı askerlerinin doğudaki bölgelere ilerlemesini önlemek için bu bölgedeki mevzilerini güçlendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis Beyaz Saray'da Ukrayna Savaşı'nı görüştü. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden'la Yunanistan Başbakanı Kiryakos Mitsotakis, Beyaz Saray'da yaptıkları görüşmede iki ülke ilişkilerinin kurulmasının 201. yılını ve Rusya-Ukrayna Savaşı'nı ele aldı. Biden ve Mitsotakis, Beyaz Saray'da bir araya geldi ve görüşmeleri öncesi Oval Ofis'te basına açıklamalarda bulundu. Biden, görüşmede Rusya-Ukrayna savaşının da ana konularından biri olacağına işaret ederek, ne yazık ki Rusya'nın Ukrayna'ya zalimce saldırıları da demokrasiye karşı otokratların bir saldırısıdır. Bu düzene yönelik bir imtihandır, dedi. Uluslararası birçok konudaki liderliği için Misotakis'e teşekkür eden Biden, görüşmede savunma ortaklığı, enerji güvenliği, iklim değişikliği gibi konuları da ele alacaklarını ifade etti. Görüşme basına kapalı olarak sürdü. Görüşmenin ardından da Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Mitsotakis için resepsiyon verdi. İsveç Dışişleri Bakanı Lind ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. Şimdi gözler yeniden Rusya'ya çevrildi. İsveç'ten NATO üyeliği konusunda somut adım. İsveç Dışişleri Bakanı enliğinde ülkesinin NATO'ya üyelik başvuru belgesini imzaladı. İsveç Dışişleri Bakanlığı'nda canlı yayında NATO'ya üyelik başvurusunu imzalayan Linde, İsveç için en iyisini yaptığını söyledi. Linde, başvuru belgesinin kısa sürede Finlandiya ile birlikte NATO'ya teslim edileceğine sözlerine ekledi. İsveç'in attığı bu adımdan sonra Rusya'nın tavrının ne olacağı büyük önem taşıyor. Rusya Devlet Başkanı Putin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılım kararıyla ilgili olarak dün yaptığı açıklamada İsveç ve Finlandiya ile sorunumuz yok. NATO'nun İsveç ve Finlandiya'ya genişlemesi de Rusya'ya doğrudan tehdit yok ancak askeri altyapının bu bölgeye genişletilmesi tepkimizi tetikleyecek oluşturulacak tehditlere bakacağız, buna göre tepki vereceğiz demişti. Fransa'nın yeni başbakanı Elizabeth Byrne. Byrne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin ikinci kadın başbakanı oldu. Fransa'da Jean Castex'in istifasının ardından boşalan başbakanlık görevine mevcut çalışma bakanı Elizabeth Bourne atandı. Elize Sarayı'ndan yapılan açıklamada 61 yaşındaki Bourne'un başbakan olarak atandığı ve yeni hükümeti kurmakla görevlendirildiği belirtildi. Bourne, Macron'un ilk cumhurbaşkanlığı döneminde sırasıyla Ulaştırma Bakanı, Ekoloji Bakanı ve Çalışma Bakanı olarak görev aldı. Bourne, Fransa 5. Cumhuriyeti'nin 2 kadın başbakanı oldu. Yeniden iç gelişmelere dönelim. Mobilya Sanayicileri Derneği elektrik fiyatlarında sanayiye yönelik %30'dan az olmayacak oranda indirime gidilmesini talep etti. Mobilya Sanayicileri Derneği'nden yapılan açıklamada elektrik fiyatları karşısında mobilya sanayicisinin zor günler yaşadığı belirtilerek 2011 yılında 40 kuruş olan elektrik birim fiyatı sanayiciler için 10 kuruş devlet katkısıyla 30 kuruş olarak uygulanmaktaydı. Bugün elektrik birim fiyatı 2,70 TL olmuştur ve 10 kuruş indirim neredeyse hiçbir önemi olmayan bir orana denk gelmektedir ifadelerine yer verildi. Maliyet artışını fiyatlara yansıtmanın satışların dolayısıyla üretimin azalması anlamına geldiği kaydedilen açıklamada bunun sonucunda bazı işletmelerin kapanacağı, bazı işletmelerin ise eleman eksiltmeye gidilmesiyle işsizlik olacağı aktarıldı. ve bir trafik kazası haberi dün akşam Türkmenköy 4 yol ana yolunda meydana gelen trafik kazasında 25 yaşındaki Hamamdul Hasan yaralandı. Türkmenköy 4 yol ana yolu üzerinde saat 20.20 20. sıralarında trafik kazası meydana geldi. Polis bası subaylığından verilen bilgiye göre Hammad Ulhasan yönetimindeki GR826 plakalı salon araçla Türkmenköy çemberinden 4 yol istikametine doğru seyrettiği sırada dikkatsizliği sonucu direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağından çıkarak toprak sete çarpıp takla attı. Kaza sonrası araç sürücüsü Hamad Ulhasan yaralandı. Alev alarak tamamen yanan araçsa kullanılamaz hale geldi. Gazi Mausa Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından Lefkoşa Doktor Burhan Nabantoğlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen araç sürücüsünün tedavisi sürüyor. Polisin kazayla ilgili soruşturması devam ediyor. gün ortasını tamamlıyoruz sayın seyirciler. Gelişmelerle birlikte görüşmek üzere diyelim. İyi günler.